Herkese selamlar dostlar ben Ul Kayzen. Dün yine sosyal medyada ufak çaplı bir drama yaşandı. Dramanın başrol oyuncuları ise Avukat Feyza Altun ve Asrın Tok. Peki neler yaşandı? Öncelikle Feyza Altun bir Twitter kullanıcısının paylaşımına şöyle bir cevap verdi. E tabi daha sonrasında Asrın Tok Feyza Altun'un bu paylaşımına misilleme olarak aynı cevabı verdi. Fakat Asrı'nın burada asıl değinmek istediği şey Feyza Altun'un daha önce yapmış olduğu şu paylaşımdan kaynaklanmaktaydı. Tabi bunun haricinde Feyza Altun'un avukat olmasına rağmen fikirlerinin uyuşmadığı insanlara küfür etme hakkını kendinde bulması da apayrı bir ironi. Ancak aynı cevabı kendisinin başkasına rahatlıkla yazdığı ve hatta yazdıktan sonra da bir tespitte bulundum diyebiliriz. Nereden geldiğimize dair bir hatırlatma dediği cümleyi Asr'ın kendisine söylediği zaman hemen dava açacağını falan söyledi Böyle de hak hukuk bilen avukat bir ablamız yani. Şimdi öncelikle Feyza Altun'un alıntılayarak küfür ettiği hesap kendi inancına göre kızların üniversite okuması haramdır demişti. Tabi sonrasında bu tweet'i yanlış attığını söyleyerek Müslüman kadınların üniversite okuması haramdır diye değiştirdi. Peki kadınların üniversite okuması haram mıdır? Evet ben bir fetva hocası değilim ama Müslüman biri olarak buna kesin olarak haram değil diyebilirim. Asıl soru şu Müslüman kadınların erkeklerle birlikte üniversite okuması haram mıdır? İşte burada bunu yumuşatmadan evet İslam'a göre bu haramdır diyebilirim. Şöyle ki bir erkekle kadın aynı ortamda birbirleriyle olan ilişkilerini abartarak yani bu abartı derecesinin ne olduğunu sanırım siz de anlayabilirsiniz. İşte bu şekilde eğitim gördükleri zaman bu İslam'ın kanunlarına göre haram bir davranıştır. Çünkü İslam'da bir kadınla erkeğin el ele tutuşması bile haram sayılmaktadır. Şimdi bu açıklamaları yaparken şunu belirtmek istiyorum dostlar. Bunlar benim fikirlerim değil. Bunlar bizzat İslam'ın koymuş olduğu kurallar. Yani bana gelip e, ee, yobaz falan demeyin. İslam sadece kadınla erkeğin münasebetinin belli bir derecede olmasını savunur. Fakat bu demek değildir ki bir kadınla erkek aynı ortamda ders görüyor diye bu iş haram olsun. Yani gayet tabi Müslüman bir kadın aslında erkeklerle münasebetini belli bir çizgide tuttuktan sonra okumak neden kendisi için haram olsun? Zaten buradaki maksat okumanın haram olması değil. Kadınla erkeğin aynı ortamda bulunması. Şimdi evet bir insan buna inanıyor diye bunu savunduğu için küfrü hak eden bir davranış mı sergilemiş oluyor? Hayır. Peki bu hesap yani bu tweet'i atan hesap normal bir hesap mı yoksa provokatörlük var mı? Açıkçası hesabı inceledim ve tam olarak normal bir hesap olmadığını söyleyebilirim. Çünkü hesap kendi inandığı dini savunduğunu ve sözde inanmayanları ayrıştırdığını söylüyor. İşte bu gibi söylemlerde insanların sinir uçlarına dokunan söylemler. Bir şeyi sevdirmeye değil nefret ettirmeye yönelik paylaşımlar sergiliyor. Cümle içine konuştukları şeyin arka planını değil en radikal kısmını özellikle insanların önüne sunuyorlar ve böylece İslam müdafası yaptıklarını düşünüyorlar. Yani hesap gerçekten benim savunabileceğim bir hesap değil. Karşımdaki kişi Feyza Altun bile olsa. Peki neden böyle dedim? Çünkü Feyza Altun gerçek anlamıyla yürüyen bir SCV. Trans çocuklar vardır diyen bir insana bence hayatta hiçbir şey için ehliyet verilmemeli. Çünkü bunlar çocukların bile daha düşünmek nedir bilmeyen beyinlerine kendilerince özgürlük adı altında terimler yerleştirmeye başlıyorlar. Tabi bu tiplerin olayları nasıl çarpıttığına bir atalım isterseniz. Twitter'da Enis Doko ki kendisi felsefe alanında çalışmalar yapan bir kişi Feyza Altun'un bu paylaşımına şöyle bir cevap verdi. Çocuk gelin olamaz diyenlerin trans çocuklardan söz etmesi apaçık bir tutarsızlıktır. Çocuk gelinler nasıl çocuk istismarıysa trans çocuklar da o şekilde çocuk istismarıdır. Evet bu cümlelerde yanlış bir şey görüyor musunuz? Özellikle cümlenin sonuna odaklanalım. Çocuk gelinler nasıl çocuk istismarıysa trans çocuklar da o şekilde çocuk istismarıdır. Peki ünlü düşünür Yürüyen SCV ve son insan hakları savunucusu ve yobaz büken avukat Feyza Hanım ablamız... Yani <laughs> hiç bitmeyecek sandım. Umarım atladığım bir şey yoktur bu arada. Hani varsa Feyza ablacığım özür diliyorum şimdiden senden. Buna nasıl bir cevap vermiş? Altına yazmış. Bir çocuk cinsel yönelimini seçebilirse evlenebilir de diye. <laughs> Abla sen nasıl avukat oldun? Hani bunun için özellikle sözelde çok iyi olman lazım. Bak cidden soruyorum çünkü pek okuduğunu anlıyor gibi gözükmüyorsun. Bak ablacım adam diyor ki bir çocuk cinsel yönelimini seçebilirse evlenebilir de. Yani burada yazar demek istiyor ki bak tane tane anlatıyorum ablacım. O yüzden lütfen iyi dinle. Bir çocuk nasıl ki çocuk haliyle cinsel yönelimini seçemeyecek kadar aklı başında olan biri değilse ve bu göründüğü gibi hiç de normal olan bir şey değilse aynı şekilde evlilik aslında bu çocuk için normal demek değildir. Yani çocuklar hem erken yaşta evlenemez çünkü bu olgunlukta değildir ama aynı zamanda trans da olamaz çünkü çocuğun daha insan olup olmadığı hakkında bile bir fikri yok. Anladın mı ablacığım? Yoksa tekrar anlatım mı diyeceğim ama bir kere daha anlatamam. Lütfen tekrar geri al ve oradan baştan dinle. Bir de öyle bir çarpıtma yapıyor ki Feyza ablamız yazının devamında şöyle diyor. Konuyu yine çocuklara tecavüzün normal olduğuna getirdiler. Ah. <laughs> Vallahi kafayı yiyeceğim ya Bak vallahi kafayı yiyeceğim. Ablam ne diyeyim ya Allah akıl fikir versin de seni de o çağdaş mağarandan çıkarsın. Bu arada senin bulunduğun mağaranın adı çağdaş sadece senin savunduğun şey çağ dışı bir şey. Yazının devamını çok uzun olduğu için tabii ki okumayacağım ama yazının sonunda herkese benim çocuğum adlı belgeseli izlemeye önermiş. Aynen ablam madem herkesi algılarla dolu belgesel izlemeye yönlendiriyorsun ve tüm sorunların bir belgesel izleyerek çözüleceğine inanıyorsun o zaman ben de sana bir belgesel önereyim. Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın Twitter'da sansürsüz bir şekilde paylaştığı ve Matt Walsh tarafından hazırlanan Kadın Nedir belgeselini izlemeni tavsiye ediyorum. Belki biraz da bu çocukların gelecekte yapmış oldukları şeyden ne kadar pişman olduklarını da bildirir. Bunlar hakkında da konuşursun canım ablam benim. Evet dostlar konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Size kendi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız oradan da konuşabiliriz. Hoşunuza giderse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Son iki videoda görüşmek üzere.